Merhabalar, Denge Radyo'nun ve Gönül Defteri'nden programının kıymetli dinleyicileri. Yeni bir programa başlarken hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyor. Rabbimizin rahmeti, merhameti, selamı hepimizin üzerine olsun inşallah diyoruz. 0543 593 59 94 WhatsApp iletişim numaramız. Kendinizi, kişisel özelliklerinizi, zevklerinizi tanır ve bilir misiniz? Elbette insan kendini tanır. Kişisel zevklerini, nelerden hoşlandığını, nelerden mutlu ya da mutsuz olduğunu, zeka düzeyini bilir. Az çok bilir. Bilir bilmesine de, yine de, nerede bir kişilik testi duysun, denemek ister. Sizler de dener misiniz bilmiyorum. Bir zeka testi görsün, doldurmak ister insan. Sonucunu merak eder. Yani aslında kendimizi tanırız, kendi özelliklerimizi biliriz. Bildiğimiz halde de bunu bir denemek isteriz, sonucunu bir görmek isteriz, bir merak ederiz illaki. Bunu bilen kişiler ve kurumlar da gerek sosyal medya üzerinde, gerekse kitap ve dergilerde genellikle böyle testleri sıklıkla yayımlarlar. Hatta günlük burçlarda bir nevi bu şekilde değil midir sizce? Milyonlarca insan aynı anda aynı şeyleri yaşayamayacağını bildiği halde birkaç satırdır günlük burçlar. Hani okumasanız bile gözünüze çarpmıştır illaki. O kadar insan birkaç satır. Herkes aynı şeyi yaşayacak değildir. Bunu bildiği halde pek çok insan okuyor olmalı ki bu köşeler, bu yazılar hala yayınlanmaya, televizyonlarda, radyolarda burçlarla ilgili konuklar, programlara konu ve konuk olmaya devam etmektedirler. Kişilik testleri insanın kişilik özelliklerini, zeka testleri zeka seviyesini. Hani şu polislerin yaptığı alkol metre testi de var. Alkol testi vücuttaki alkol seviyesini ölçer. Daha pek çok örnek verilebilir bu ölçülebilir değerlere. Ölçülebilir değerler deyince dostlar. Doçent doktor Soner Duman'ın bir makalesini okudum. İnsan imanımızın gücünü test etmek ister misiniz diye sormuş makalesinde. İmanımızın gücünü test etmek ister misiniz? Ve devam etmiş yazısına. Gelin hep beraber bir iman testi yapalım. Ve imanımızın güçlü mü, zayıf mı olduğunu tespite çalışalım demiş. Sizler de bu sözleri duyunca şöyle bir durup düşünme gereği hissettiniz mi bilmiyorum. İnsan bu sözleri duyunca şöyle bir durup ya hiç de bunu düşünmedik diyebilir doğrusu. Gelin hep beraber bir iman testi yapalım. İmanımız güçlü mü, zayıf mı olduğunu tespite çalışalım demiş yazar makalesinde. Hepimizin bildiği gibi dostlar, iman kalpte olan bir şeydir. Gözle görülebilen, ölçülebilen bir şey değildir.
acaba neden test edelim diye teklif etti yazar. Bu soruyu sorunca cevabı da makalesinde kendisi veriyor dostlar. Her şeyin bir alameti vardır diyor Duman. Ve devam ediyor yazısında. Mesela siz yemeğin bozulmaya başladığını nereden anlarsınız? Eğer tadı değişmişse, kötü koku gelmeye başlamışsa oradan anlarsınız değil mi? Yağmurun yağacağını nereden anlarsınız? Ya romatizmanızın azmasından ya da rüzgarın şiddetli esmesi, havanın kararması, gök gürlemesinden anlarsınız. Suyun kaynamaya yakın olduğunu, buharın çıkmasından ve küçük kabarcıkların oluşmasından anlarsınız diyor yazar makalesinde. Şöyle bir bakacak olursak, gerçekten de dostlar, hemen her şeyin bir belirtisi, bir alameti var. Manevi dünyamızın da dış dünyaya yansıyan belirtileri vardır elbette. Bu belirtilere bakarak kişinin iç dünyasında neler olduğu, hangi değişimlerin yaşandığı bilinebilir diyebiliriz. Bu konuyu ifade eden halk arasında güzel bir söz vardır. Eminim hepiniz duymuşsunuzdur. Her küp içindekini sızdırır diye. Buradan da anlıyoruz ki İnsanın bütün davranışı, hal ve hareketleri bir nevi iç aleminin yansımasıdır. İçinde ne varsa dışına onu sızdıracaktır mutlaka. Yine halk arasında güzel bir söz vardır dostlar. Duymuşsunuzdur mutlaka sizler de. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Aynen söylendiği gibi, eğri cetvelden doğru çizgi çıkmayacağı gibi, niyetleri karanlık olanların da yolları aydınlık olmayacaktır. Her küp İçindekini dışına sızdıracaktır. İçinde ne varsa dışında da o olacaktır. Hatta yine bununla ilgili pek çok atasözümüz vardır ama aklıma geliverenlerden bir tanesi de dervişin fikri neyse zikri de o olur sözü de yine bu mealde anlaşılabilir. Konu ile ilgili kaynakları incelediğimizde dostlar, bir Müslümanın kalbindeki iman ışığının zayıflamaya ve güçsüzleşmeye başladığını anlayacağımız belirtilerin sıralandığını görüyoruz. Hani yazar dedi ya, iman gücümüzü test etmeye var mısınız? Gelin hep beraber bir iman testi yapalım. İmanımız güçlü mü, zayıf mı olduğunu tespite çalışalım. Peki bu tespiti nasıl yapacağız diye kaynakları şöyle bir incelediğimizde bir takım maddeler karşımıza çıktı. Maddelerden bir tanesi dostlar, Allah'ın kelamının kişiye etki etmemesi olduğunu belirtiyor ilim insanları.
Yani alemlerin Rabbinin, onun ayetlerinin anıldığı ortamlarda, insanın iç dünyasında, normal şartlarda ne olur? Bir kıpırdanma, bir hayranlık hissi oluşur, oluşması beklenir. İnsanın kalbinde bir iman ışığı belirir. Ayetleri okumak, dinlemek adeta iman ateşini körükler. Hatta bu konuyla ilgili pek çok paylaşım vardır sosyal medyada, internet ortamında. Karşınıza çıkmıştır. Çıkmadıysa da bir gün çıkar. İlk defa Kur'an ayetlerini duyan, özellikle yabancı insanların tepkileri, Kur'an'a tepkilerini çeken videolar. İlk defa ezan sesini duyan insanların ezandan etkilenmeleriyle ilgili paylaşımlara rastlamışsınızdır diye düşünüyorum. Hiç bilmeyen bir insanı bile bu kadar etkiliyorsa, bizler de daha fazla etki etmesi normalde beklenilen bir durumdur. Rabbimiz Enfal suresi 2. ayette şöyle buyurmaktadır dostlar. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Rabbimiz müminin bir nevi tarifini yaptı bizlere. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artıran ve yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerdir. Buradan da anlıyoruz ki dostlar, kalplerin titremesi, imanın artması gerekiyor. Allah anıldığı zaman ve Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarımızın artması bekleniyor bizlerden. Belki sadece bu ayeti paylaşınca bile dönüp bakmalıyız yüreklerimize ve dahi imanlarımıza. Ne dersiniz? Acaba bizlerde de Allah'ın ayetleri anıldığı zaman yüreklerimizde bir titreme oluşuyor mu? Yoksa sadece sıradan bir ses kaydını dinliyor gibi dinleyip geçiyor muyuz, Allah muhafaza? İkinci maddemiz ölümden etkilenmemek. Bir kimsenin imanının zayıflamaya başladığının en önemli göstergelerinden bir tanesinin de ölümü sıradan bir olay gibi görmeye başlamasıdır diyor ilim insanları dostlar. Ölüm bir hayatın sonlanması, bir imtihanın bitmesi demektir. Ve hiç kimsenin imanla ölme gibi bir garantisi olmadığını söyleyebiliriz. Hem imanla ölme gibi bir garantisi olmadığı gibi, hem de ölümün yaşı ve zamanı da yoktur. Hangi ölüm, hangi yaşta olursa olsun, insanın etkilenmemesi, üzülmemesi imkansızdır diyebiliriz normal şartlar altında.
ölümün ardından hesap günü ve hesap gününün ardında sonsuz bir hayat söz konusudur dostlar. Bunu bilerek ölüme kayıtsız davranmak kolay olmasa gerek. Bir imtihan sona eriyor, bir hayat bitiyor. Düşünsenize, az önce konuşuyordu, gülüyordu belki. Aradan birkaç dakika geçti, o hayat bitti. Ne kadar zor bir imtihan kişi için. Sevdiklerini kaybeden kişilerin, düşünün imtihanlarını, oldukça zor bir imtihan. Ve nasıl gittiğini de bilmiyoruz belki. İmanlı mı gitti, imansız mı gitti, hesap günü var, sonsuz bir hayat söz konusu. Orada neler başımıza geleceğini de bilmiyoruz. Bundan etkilenmemek çok da mümkünmüş gibi gelmiyor insana doğrusu. Pek çok insan sanki hiç hesap yokmuş gibi bir hayatı sürebilmekte dostlar. Dünya nimetlerinin sanki sınırsız gibi görerek nimetleri yaşayabilmekte. Ve hırsla, azimle, adeta dört elle dünyaya sarılabilmekte olduğunu gözlemleyebiliyoruz pek çok insanı. Yine pek çok insanda sanki hayatları hiç kayıt altında değilmiş, yaptıklarından hiç sorumlu değillermiş gibi, tabiri yerindeyse pervasız bir şekilde yaşayabildiklerini, hesapsız kazanıp hesapsız harcayabildiklerini, kontrolsüz davranışlarda bulunabildiklerini görmekteyiz ne yazık ki. Bu duruma bakınca insan ister istemez ölüm o semtlere hiç uğramayacak zannediyor olmalılar diye insan düşünmeden edemiyor doğrusu. Hatta sizler de yapar mısınız bilmiyorum ama zaman zaman dua ettiğimiz de çok olur. Böyle insanları görüp de üzülmemek, dua etmemek, yani bir şey yapabileceksek, elimizden bir şey gelecekse, yakınımızdaysa elbette kayıtsız kalmamamız gerekiyor. Ama sadece bir yerde karşılaştığımız bir insansa, belki bir daha hiç görmeyeceksek ancak dua edebiliriz. Elimizden o kadarı gelir ne yazık ki. Ya da gün geçmiyor ki dostlar, bir cenaze namazı, defin töreni duymuyoruz ki olay çıkmasın. Haberlere konu olmasın. Fotoğraf çekme, selfie çılgınlığı yaşanmasın. Cenazede pozlar verilmesin. Özellikle ünlülerin, hani ünlü dediğimiz insanların cenazelerinde böyle olayları sıklıkla duyar olduk ne yazık ki. Adeta sanki insanlar cenazede değil de bir kutlama programı ya da bir panayır gibi yaşayabilmekte o törenleri, o zaman dilimlerini. Alkışlarla uğurlamalar, karanfiller, çiçekler. Hatta bazen şahit oluyorsunuz, mutlaka siz de denk geliyorsunuz. O eminim bir yerden bizi izliyor diyor insanlar. O kadar eminler ki o cennetin köşesine oturmuş ve onları izlediğini düşünüyorlar. Dönüp belki burada kendimize bakmalı ve sormalıyız. Dünya imtihanım nasıl gidiyor? İmtihanın neresindeyim? Ahiret deyince
imtihan deyince, ölüm anılınca kalbim titriyor mu? Rabbimiz Enbiya suresi 35. ayette, her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak kötülük ve iyilikle deneyeceğiz. Hepiniz sonunda bize döndürüleceksiniz buyurmaktadır. Yine Nisa suresi 78. ayette, her nerede olursanız olun, ölüm size yetişir. Son derece sağlam kaleler içinde de bulunsanız, yine kurtulamazsınız. Onlara bu iyilik erişirse, bu Allah'tandır derler. Bir kötülüğe uğrarlarsa, bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed, de ki, hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki hiç söz anlamaya yanaşmıyorlar buyuruyor Rabbimiz. Nisa suresi 78. ayette. Rabbim nasip etsin dostlar. Ayetleri okununca kalpleri titreyenlerden olmayı nasip etsin. Ölüm anılınca, imtihanı düşününce kalpleri sızlayanlardan olmayı, kendimize bir çeki düzen verenlerden olmayı nasip etsin cümlemize inşallah. Diyelim, kısa bir ara verelim, ezgimizi dinleyelim. Daha sonra hem konumuza hem de maddelerimize iman gücümüzü test etmek dedik ya, maddelerimize devam edelim inşallah. Sürsem, erisem,
arşa yükselsem. Ben kalksam ve girilsem, imanımla yücelsem, İçimdeki benliğini tek tek eğilsem. İçimdeki bir aradan sonra programımız devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Denge Radyo'da Gönül Defterinden programındasınız. Bugün programımızda testlerden, kişilik testlerinden, kişisel zevklerden, iman gücünü test etmekten konuşuyoruz sizlerle. Müslümanın iman ışığının zayıflamaya başladığının belirtilerini konuşmaya başladık. Birinci bölümün sonlarında. Özetle iki maddemizi konuştuk. Birincisi Allah'ın kelamının kişiye etki etmemesi. İkincisinde ölümden etkilenmemek olduğunu belirtiyor kaynaklar dedik. Üçüncü olarak dostlar, ibadetleri aksatma, tembellik etme, terk etme olduğu belirtiliyor. İmanı güçlü bir kimsenin ibadetlerini aksatmayacağı, tembellik etmeyeceği belirtilirken, ibadeti terk etmenin ise nefsine uyan kimselerin yapacağı bir iş olduğu belirtiliyor. Nefsine uyan insan ne yapacaktır? İbadetlerinde aksaklıklar yapacaktır mutlaka. Nefsi rahatını bozmak istemeyecektir. Meryem suresi 59. ayette onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar namazı bıraktılar. Nefislerinin arzularına uydular. Bu yüzden
sapıklıklarının cezasını çekecekler buyurmaktadır Rabbimiz. Nefislerinin arzularına uyup namazı bırakanların ceza çekeceğini bildirmektedir bizlere ayette. Buradan da anlıyoruz ki dostlar, ibadette tembellik, gevşeklik, iman ehlinin yapacağı iş değildir. İman ehli kişiler ibadetlerinde titizlik gösterirler mutlaka. Yine Nisa suresi 142. ayette, şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler buyurmaktadır. Eğer bir kimse ibadetlerini gösteriş olsun diye yapıyorsa, birilerinin gözüne girmek için yapıyorsa, üşenerek yapıyor ve Allah'ı da pek az hatırlıyorsa, ancak darda kalınca, zorda kalınca, münafıklık alametidir diyebiliriz ayetten anladığımız kadarıyla dostlar. İbadetlerini hiç yapmayan kimse veya daha önce yaptığı halde şimdi terk etmişse, terk edip aksattığında normalde ne olması gerekir dostlar? Vicdan azabı duyması beklenir. Rahatsız olması gerekir bu durumdan ve telafi etmek için de bir çaba harcaması gerekir insanın. Eğer bunlar yoksa, Allah muhafaza, iman zayıflamaya başlamış demektir diyebiliriz. Mutlaka sizler de şahit olmuşsunuzdur. Çevremize şöyle bir baktığımızda, namaz ve ibadetlerin çok aksatıldığına, hele de ayetle uyarılmış olmasına rağmen, cuma namazı saatinde trafiğin vızır vızır devam ettiğine, çarşı pazarın dop dolu olduğuna, sokaklarda pek çok insanın bulunduğunu görüyoruz ne yazık ki. İnsanın görüp de üzülmemesi, içinin sızlamaması imkansız dostlar. Hele de, sizler de rastladınız mı bilmiyorum, çarşıda sokakta gezen erkeklerin yanında bir de böyle hani başı örtülü tesettürlü deniyor ya, tesettürlü diyebileceğimiz bir hanım varsa, o zaman insanın içi çok daha fazla kıyılıyor adeta. Üzüntü kat kat artıyor doğrusu. Ramazan ve oruç aynı şekilde. Bazı semtlere neredeyse hiç uğramıyor dersek abartmış olmayız. Özellikle yaz aylarına sıcak ve uzun günlere geldiği mevsimlerde gençlerin, dışarıda çalışanların pek çoğu oruç ibadetini yerine getirmiyor ne yazık ki. Hem de daha üzücü olanı, sizin bizim gibi dediğimiz namazlı abdestli ailelerin evlatları bile rahatlıkla oruçlarını yiyebiliyorlar dostlar. Bazı anne babalar
çocuklarına kıyamıyor uzun süre aç kalmalarına. Ya da uykusunun bölünmesine kıyamıyor, sabah namazına kaldırmaya eli varmıyor. Hac ibadeti özellikle bizim ülkemizde neredeyse yaşlılara has bir ibadet gibi görülmekte diyebiliriz. Zekat, sadaka, çok olumsuz da konuşmak istemiyorum dostlar ama bir de işin gerçeği var, doğrusu var. Sıkıntılı zekat ve sadaka da sıkıntılı diyebiliriz. Ne kadar kaçırırsak, ne kadar kırparsak kar mantığı çok da az değil ne yazık ki. Ne kadar az verirsek o kadar kar. İnsanın ne yapmıyor? Eli varmıyor fazla vermeye. Halbuki Rabbimizin kesin ayetle kesin teminatı olduğunu bile bile verirken elimiz titreye biliyor ne yazık ki dostlar. Neyse ki dolup taşan, zaman zaman da olsa, her gün olmasa bile, camilerde teravih namazlarında dolup taşan cemaati görünce, dolu dolu iftar sofralarını görünce, namaza koşan güzel gençlerimizi görünce ümidimiz de filizleniyor çok şükür. İçimiz de kıpır kıpır oluyor bin şükür elhamdülillah diyelim. Hep olumsuzluğu da sayıp içimizi karartmayalım inşallah. Dördüncü maddemiz dostlar, günahları önemsememe, tövbeyi geciktirme. İman gücümüzle ilgili konuşuyoruz ya. Dördüncü maddemiz, bir kimsenin imanı güçlü ise diyor kaynaklar, o Rabbinin sınırlarını çiğnediği anda derhal tövbe eder. Rahatsız olur. Kendine çeki düzen verme gereği hisseder. Ama eğer imanı zayıflamaya başladıysa, günahları da önemsememeye başlar. Tövbeyi ileride tövbe ederim. Nasıl olsa daha çok gencim, daha önümde çok vakit var diyerek geciktirir. Ölümü kendisine uzak gibi görmeye başlayabilir. Allah muhafaza dostlar. Eğer iman gücü bir kimsede zayıflarsa, daha nasıl olsa tövbe ederim. Ya da şimdi yaşayayım da gençliğimi yaşayayım da ileride bir hacca gider. İşte günahlarımı affettiririm nasılsa diye bir söylem içerisine girebilir. Allah muhafaza diyor kaynaklar. Bir başka maddemiz, helal haram sınırları konusunda titizlik göstermeme. Bir kimsenin imanı güçlüyse bütün hal ve hareketlerinde helal haram sınırlarına dikkat eder. Bugün yaşadığım bir olay oldu dostlar. Tam helal haram diye düşününce. Bir kişi görevine gecikti. Eğer o görev yapacağı yere geç kaldı, görevini yapamadı. O göreve yapamadığı için, geç kaldığı için bir yıl boyunca ceza alması söz konusu. Ceza almamasının yolu mazeret bildirmesi gerekiyor kurumuna. Ona şöyle bir öneride bulundular. Gidip hastaneye gidip giriş yaptırıp hastaydım derseniz bu konudan hani sağ salim çıkarsınız denildi. Çok düşündüm doğrusu. Şimdi bu kişi hasta değil. Bir daha bir sene boyunca görev almama riskini göze alamadığı için gidecek. Ne yapacak? Yalana,
müracaat edecek. Peki oradan kazandığı paralar helal olacak mı o kişiye? Varın siz düşünün. İnsan düşünmeden edemiyor. Biz de hiç yapmıyoruz diyebilir miyiz? Allah muhafaza. Rabbim korusun inşallah. Rabbim yapmaktan uzak eylesin. Bir an önce yaptıklarımızın da tevbesini yapmayı nasip etsin bizlere. Bütün hal ve hareketlerimize dikkat etmemiz gerekiyor dostlar. Helal haram sınırına dikkat etmemiz gerekiyor. Harama düşmemek için kılı kırk yarmamız gerekiyor. Kazançlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için yediğimiz, giydiğimiz, baktığımız, dinlediğimiz, telefonumuzda izlediğimiz videolardan, takip ettiğimiz kişiler, kurumlara kadar o kadar çok hassasiyet var ki aslında. Rabbim nasip etsin dostlar, başka bir şey söyleyemiyor insan. Rabbim yanlışlardan korusun inşallah diyelim. Bir başka maddemiz Allah için sevmek, Allah için kızmayı terk etmek. İmanı güçlü olan kimse kimi ne kadar nasıl seveceği konusunda kendi nefsini ölçü edinmez diyor kaynaklar. Rabbinin kelamını, Resulullah'ın sünnetini rehber edinir. Allah Resulü'nün sev dediklerini sever, sevme, yanaşma dediklerine yanaşmaz. Oysa imanı zayıflamaya başlayınca kişi, sevgi ve nefrette kendi nefsine uygun davranmaya başlar diyor Allah muhafaza. Rabbimiz de bu konuyu Mücadele Suresi 22. ayette şöyle belirtmiştir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir buyuruyor Mücadele Suresi 22. ayette Rabbimiz. Bir başka madde toplumdaki ihtiyacı olan kimselere ilgi ve alaka göstermeme diyor kaynaklar. Yani bize ihtiyacı olan toplumda yetim, yolda kalmış, zayıf kimselere ilgi ve alaka kurmayı Rabbimiz bize emretmiştir. Bunlarla ilgiyi kesme, alaka göstermeme iman zayıflığının göstergesi olacaktır mutlaka. Maun suresinde dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakar, yoksulu doyurmaya teşvik etmez buyuruyor Rabbimiz. Yine Fecr suresi 17 ve 20. ayetlerde hayır, doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası yiyorsunuz. Malı aşırı bir şekilde seviyorsunuz diye Rabbimiz bizi uyarmaktadır dostlar. Sonuncu maddemiz, daha belki pek çok madde sayılabilir ama sonuncu maddemizde birlikte olduğumuz, arkadaşlık ettiğimiz insanlara dikkat etmek, yanlış arkadaş seçmemek diyebiliriz dostlar. İman ehli bir kişi yanlış insanlarla birlikte olmaktan imtina etmelidir. Tevbe suresi 119. ayette Rabbimiz, ey iman edenler, Allah'tan korkun
ve sadıklarla, özü sözü doğru insanlarla birlikte olun diye bize bildirmektedir dostlar. Yine Peygamber Efendimiz de kişi arkadaşının dini üzeridir. Öyleyse sizden biri kiminle arkadaşlık ettiğine baksın buyurarak arkadaşlığın önemini ve iman üzerine etkisini bizlere göstermiştir dostlar. Evet dostlar, bugün programımızda iman gücünü test etmeyi konu aldık. Dedik ki, bütün testleri merak eden insan, acaba imanımızın gücünü test ediyor muyuz dedik ve imanımızın güçlü ya da zayıf göstergeleri neler? Onlar üzerinde araştırmalarımızın sonucu elde ettiğimiz bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. İnşallah bizim dilimizden dökülenler gönüllerimize, gönüllerinize dokunmuştur diyelim. Rabbim nasip etsin dostlar. Onun rızasına uygun yaşamayı nasip etsin. İnsan hata yapabilen bir varlıktır. Hepimiz mutlaka pek çok kusurlarımız, hatalarımız vardır, olacaktır. Rabbim bu hatalardan bir an önce uzaklaşmayı nasip etsin. Hatalarımızı fark etmeyi nasip etsin. En azından biz iyi olmak için, doğru davranışları sergilemek için, doğru insan olmak için çaba harcayalım ki Rabbim de bize yardım etsin inşallah. Bunun için de ne yapacağız o zaman dostlar? Bir kere ibadetlerimize dikkat edeceğiz. Yani namazın önemini hepimiz biliyoruz. Evlatlarımıza da namazın önemini ne yapacağız? Anlatmaya çalışacağız. Onların namazlarına dikkat etmesi için elimizden geleni yapacağız. Günde 40 defa yalnız senden yardım diler, yalnız sana yönelirim diyen insanı Rabbim kendiyle baş başa bırakmayacaktır inşallah dostlar. İbadetlerimizi aksatmamaya dikkat edeceğiz. Allah'ın ayetlerine, vahye uzak durmayacağız. Mümkün mertebe, hani daha önceki programlarımızda söylemiştik, hiç olmazsa evlerimizde tefsir saatleri, dakikaları olsun hiç olmazsa demiştik. Ne bileyim, bir ayet, bir hadis paylaşmaya, çocuklarımızla en azından belli dakikalar da olsa, belli günlerde de olsa bunun üzerinde konuşmaya zaman ayırmak zorundayız dostlar. Nasıl ki her şeyin bir ömrü var, bir vakti var, yenilenmesi gerekir. Son model telefonları düşünün. İşte en fazla belki, hani pek çoğu şimdi internetten de dolayı bir gün bile sürmüyor. Yanında pek çok insanı sizler de görüyorsunuzdur. Yedek şarjlar taşıyorlar. Bir gün bile sürmüyor düşünün ki bizler de mutlaka şarj edilmeye, yenilenmeye ihtiyaç duyarız. Bu yenilenme de Kur'an ayetleriyle, namazla, imanımızı yenilemekle, güçlendirmeye çalışmakla mümkün olacaktır inşallah. Bunun için de birlikte beraber olduğumuz arkadaşlarımız çok önemli. Onlar bizi ne yapacaktır? İlgi alanlarına çekmeye çalışacaklardır. Ama eğer ortak hedeflerimiz olur, ortak ilgi alanlarımız olursa doğruya da birlikte gideceğizdir inşallah. Çocuklarımızın da bunun için dostlukları, arkadaşları önemlidir. Bunu daha önceki programlarımızda da belki defalarca söyledik. Ne yapacağız? Toplumumuzdaki ihtiyacı olan insanlara
yardım etmeye çalışacağız. İyilik yapmaya çalışacağız. İyilik yapınca insanın imanı da güçlenecektir. Daha çok yardım etmeye, daha çok iyilik yapmaya ihtiyaç hissedecektir inşallah. Sevdiğimizi Allah için sevmeye çalışacağız dostlar. Bir şeyi terk ediyorsak sırf onun rızası için terk ettiğimizin farkında olacağız. Ya Rabbi, benim nefsim bunu istiyor. Nefsimiz ister. Her şeyi ister. Benim nefsim bunu istiyor ama sen bunun malayani olduğunu belirtiyorsun, söylüyorsun. O zaman ben sırf senin rızan için bu davranışı, bu ne bileyim nimeti, her neyse sırf senin rızan için terk ediyorum diyebilmeliyiz. Rabbim nasip etsin inşallah. Bunun içinde helal haram sınırlarına titizlik göstermeliyiz dostlar. Gözümüzü, kulağımızı, yediğimizi, içtiğimizin hepsinin helal noktasında olması için titizlik göstermeliyiz. Elimizden geleni yapmalıyız. Günahları önemsemeliyiz. Bunun günah olduğunu bildiğimiz şeylerin ısrarla üzerine gitmemeliyiz. Bunun için de çocuklarımıza da örnek olmalıyız. Onların bizi örnek aldığının farkında olmalıyız. Yani biz söylediklerimizden çok davranışlarımızla onları etkilediğimizin farkında olmalıyız inşallah. Biz önemsersek yediğimize, içtiğimize, davranışlarımıza çocuklarımız da mutlaka, gençlerimiz de bizi örnek alacaklardır diye düşünüyorum inşallah. Rabbim nasip etsin inşallah dostlar. Çok karamsar konuşmamaya çalıştık ama konumuz da hassas bir konu. Rabbim iman gücümüzü güçlü eylesin. Gücümüzü arttırsın inşallah. Kendi rızasına uygun yaşamayı hepimize, bütün sevdiklerimizle birlikte bizlere nasip etsin inşallah. Rızasından ayırmasın inşallah diyelim. Hepinizi Rabbimizin rahmetine, merhametine, muhabbetine emanet edelim. Allah'a ısmarladık. Thank you.
gözüyle ilerle.